Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de bir videoyla daha karşınızdayım. Yazımı değişen güncel kelimelerimiz nelerdir? Bildiğiniz üzere bütün sınavlarımızda gerek KPSS olsun, gerek MSÜ, gerekse de TYT gibi önemli bütün sınavlarda yazım yanlışı konusu garanti bir şekilde çıkmaktadır. Ve bizim bu zamana kadar doğru bildiğimiz bazı kelimelerin artık yazımları güncellenmiştir. Ve bunlar neden sınavda karşımıza çıkmasın? Çıktığında da bunların hepsini bilmek için gelin bu kelimelere bir göz atalım. Özellikle dikkat etmemiz gereken ayrı ve bitişik kelimeler. Önceden ayrı yazılanlar, önceden bitişik yazılanlar nasıl bir değişime uğramış? Sultan Efendi kelimemiz, birinci kelimemiz ayrı yazılıyormuş. Artık Sultan Efendi bitişik yazılmaya başlanmış. Akzambaklar bitişik yazılıyordu, artık ayrı yazılmaya başlanmış. Unutmuyoruz. Yeşil biber, çok çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Her zaman bize nedendi? Yeşil biber bitişik yazılacak dendi. Ama ne oldu? Artık ayrı yazılmaya başlandı. Boy boz şeklindeydi eskisi ama artık boy poz dendi. Çünkü insanlar da bunu sürekli boy poz şeklinde kullandılar. Pilili derken bu pileli oldu. Çünkü arkadaşlar insanlar sürekli buna pileli demeye başladı. Yürüktü, yörük oldu günceli. Çünkü herkes yörük dedi buna. Ve altıncı kelimemiz. Yedincisi yakan top ayrıydı. Ne oldu? Yakan top şeklinde bitişik. Kümeden düşen şeklindeyken küme düşmek oldu. Bu da önemli bir kelimemiz. Kayyum derken kayyım oldu. Lütfen unutmuyoruz bu tarz kelimelerdeki ses olaylarına U ile değil I ile daraltılmış. Yeşil soğan, yeşil soğana da 3 tane yıldız koyuyorum. Çok dikkat edin arkadaşlar. 10. kelimemiz önceden bitişik yazılıyordu. Şu anda ayrı yazılması gerek. Hasır altı derken bu da bitişik yazılıyordu. Artık güncelinde ayrı yazılıyor. Akça armudu derken akça armut şeklinde bitişik yazılıyor. Önceden ayrıydı. Doğu Beyazıt. Buna çok dikkat edelim. Doğu Bayazıt şeklinde oldu. Beyazıt değil yani beyaz değil Bayazıt şeklinde güncellendi. Horon vurmak da önceden bunun yere vurularak yapılmasından kaynaklı horon tepmek dendiği için horon tepmek şeklinde güncellendi. Çiğ börek derdik, uzatırdık ama ne oldu? Çi börek oldu arkadaşlar. Buradaki yumuşak G düştü ve bu şekilde çi börek diyoruz. Lütfen bunu da unutmayalım. Ve çok çok önemli diğer bir kelimemse yeşil zeytin. Her zaman biz diyorduk ki siyah zeytin ayrı, yeşil zeytin bitişik. Artık hayır, yeşil zeytin de ayrı yazılmalıdır. Unutmuyoruz. Ve sürekli unvan, unvan diyorduk. Artık sonunda bu da ünvan oldu arkadaşlar. Marmara Ereğlisi de ayrıydı ve Marmara Ereğlisi şeklinde güncelinde bitişik yazıldığını unutmuyoruz. 18 tane kelimem değişmiş. Benim çok dikkat etmenizi sizlere tavsiye ettiğim yeşil zeytin, yeşil zeytin, artık ünvan, ardından yeşil soğan, artık yeşil soğan. Bunları sürekli bitişik aklınızda tuttuğunuz için sürekli bir yere not alın. Bu notlar da gözünüzün önünde olsun. Ve bu şekilde yeşil biberin de ayrı yazıldığını, bunları lütfen unutmayalım ve çok dikkat edelim. Yeşiller artık ayrı yazılmaya başladı ve unvan değil artık ünvan şeklinde karşıma çıkacaktır. Bunlarla ilgili herhangi bir yazım yanlışı sorusunu lütfen kaçırmayalım. Bu videomuz bu şekilde. Kısa bir videoydu, bilgilendirici bir videoydu. Lütfen bu kelimelerin hepsini her gün tekrar ederek bu zamana kadar oluşturduğunuz özellikle de yeşil zeytin, yeşil soğan ve yeşil biberle ilgili kelimeleri değiştirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.